Bu sezon daha zor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Antalya kampında yaptığı açıklamalar basın mensuplarıyla bir araya geldi Abdullah Avcı. Fenerbahçe maçıyla bir çıkış yakalarsak hem zihinsel olarak hem de şehir psikolojisi olarak iyi bir yola girebiliriz. Bu maçı kazanan takım moral bulacak ama yarış daima sürecek. Lige verilen ara bize fayda sağladı. 22 maç oynadık. Fenerbahçe'de 22 veya 24 ancak biz Trabzon'dayız. Her yere uçuyoruz. Fenerbahçe ise 30 kilometrelik deplasmanlara gitti. Geçen sezon harika bir şampiyonluk yaşadık ama her sezon geçen sene gibi olmuyor. Lig daha zorlu geçecek. Bu sene İstanbul takımları çok iyi kadrolar kurdu. Ancak her kulvarda iddialıyız dedi. Kırılma yaşanmaz. Bu karşılaşmayla Fenerbahçe maçıyla bir çıkış yakalarsak hem zihinsel hem de şehir psikolojisi açısından iyi bir yola girebiliriz. Galip gelen takım moral kazanacak ama ligin sadece 3'te 1 oynandı. Ligin kırılma yaşanacak döneminde değiliz ifadelerini kullandı. Forma savaşı avcının merkezde sıkıntı yaşıyoruz sözleriyle rekabet tutuştu. Orta alanda süre alamayan isimlerin iştahı oldukça arttı ifadeleri kullanılmış. Altan abi Abdullah Avcı da Fenerbahçe maçının önemini belirtiyor. Bu sezon geçen sezondan daha zor diyor. İstanbul kulüpleri çok iyi transferler yaptılar. İyi kadro kurdular diyor ve Fenerbahçe maçının sonucu ne olursa olsun bir kırılma da yaşanmaz. Daha üçte biri geride kalıyor ligin diye de vurguluyor. Katılıyorum. Bu sene geçen seneye göre kalitesi artmış, zorluk seviyesi artmış bir şampiyonluk yarışı var. Üstelik Konya Spor gibi, Sivas Spor gibi, Başakşehir gibi, Adana Demirspor gibi her an büyükleri yenebilecek çok fazla takım var ki bunların dışında lig lideri Ümrani ile Giresun'a 5 puan kaybetti. Yani enteresan bir lig izliyoruz. E, Trabzonspor açısından sadece hocaya şu açıdan biraz ayrılıyorum. %100 değil ama biraz ayrılıyorum. Fenerbahçe maçını kendi sahasına kaybederse Dünya Kupası dönüşü kırılma maçı olur. Hoca değil. Hangi durum olursa olsun Çok, kırılma maçı olmaz diyor. İşte ben orada hafif ayrılıyorum. Diğerlerinin hemen hemen en Lig kalitesi de şey. 9 puan olacak. Kendi sahanda Fenerbahçe yenilmiş olacaksın. Kendi sahanda e, Galatasaray'ı yenememiş olacaksın. Başakşehir'i yenememiş olacaksın. Deplasmanlara çıkacaksın. Çok kolay görmüyorum. Yani en büyük favoriler Galatasaray'la Fenerbahçe'ye de plasmana gideceksen orada da 9 puan kalacak. Yani burada ikinci yarı fikstürünün de etkisiyle söylüyorsun. Tabii tabii. tabii. Yani ama bir de şunu şey yapalım. Şimdi hepimiz biliyoruz futboldaki psikolojiyi. Diyelim ki Fenerbahçe, Trabzon'un 6 puan gerisinde Dünya Kupası dönüşü Kadıköy'de oynuyor. Ve Trabzon Fener'i yeniyor. Fener 9 puan. Kesin kırılmamış Fenerbahçe için. Geçen sene öyle oldu. Ondan önceki seneler oldu. Yani bu kırılma maçlarının bazıları gözükür. Ha, berabere biterse çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. 6 puan olabilecek, kapatılabilecek hele bu ligde. Sen kendi sahanda rakibini mi, bir de yenilirsen. 9 olursa ve ona da yenilirsen o taraftarın ve türbinin kaldırması zorlaşabilir. Hocanın bahsettiği o şehir psikolojisi vurgusu evet. da burada o önemli. Evet. Ama Abdullah Avcı bence gelecek sezona Trabzon Spor Teknik Direktörü olarak kesin başlar. Ve bunu da sonuna kadar hak ediyor. Ve bu da istikrar açısından önemlidir. Evet, sonuçlar ne olursa olsun. Trabzonspor transferde geri adım attı. Fiyat pahalı geldi. Transfer dönemi gelmedi ama Trabzonspor'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Trabzonspor'da transfer arayışları devam ederken gündeme gelen isimlerden biri de Adrian Sut olmuştu. Trabzonspor'da son günlerde adı sıkça anılan Adrian Sut için kulübü Sita Bükreş'ten açıklama geldi. Marek Hamsi'nin sezon sonunda futbolu bırakma planları yapması üzerine transfer çalışmalarını sürdüren Bordo Mavili'lerin Sita Bükreş, Adrian Sut için teklif yaptığını bizzat kulübün başkanı Gigi Becali açıklamıştı. Trabzonspor'un 2 milyon euronun üzerine çıkmadığını da açıklayan Rumen ekibinin başkanından bir açıklama daha geldi. Romanya'da Prima Sport'ta yayımlanan, Football Show programında konuşan Gigi Becali, Sut için 3 milyon euro istedim. Trabzonspor bundan sonra herhangi bir yaşam belirtisi vermediler dedi. Bu açıklamayla birlikte Trabzonspor'un Adrian Sut konusunda geri adım attığı netleşti. Maxi Gomez'e Celta Vigo kancası. Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor. İspanyol basını sezon başı Valencia'dan transfer edilen Maxi Gomez'e sürpriz talip çıktığını duyurdu. Uruguaylı forvet oyuncusu için eski kulübü devreye girdi. İşte detaylar. Dünya Kupası arası verilmesiyle birlikte Bordo Mavililer hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Hull City ile bir bir berabere kaldı. Abdullah Avcı kampta eksik gördüğü yerleri yönetime ileterek transfer istedi. Eksik bölgeler için transfer çalışmalarını sürdüren Bordo Mavililere sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor. İspanyol basını Trabzonspor'un Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez için flash bir iddia ortaya attı. Haberde, İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo Maxi Gomez'i listesine aldığı oyuncunun da eski kulübünde oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Celta Vigo teknik direktörü Carlos Carvalhal, Uruguaylı forveti çok istediğini ancak oyuncunun sezon başı Valencia'da süre alması sebebiyle gelecek sezon kadroda görmek istediğini söyledi. UEFA'nın yönetmenliği gereği oyuncu bir sezon içerisinde 3 farklı takımda forma giyemeyeceği için Celta Vigo Maxi Gomez için yaz transfer dönemini bekleyecek. Maxi Gomez sezon başında Valencia'dan 3 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Gomez bu sezon Trabzonspor formasıyla 11 karşılaşmada görev aldı. Uruguaylı forvet oyuncusu Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde birer gol kaydetti. Maxi Gomez Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Uruguay formasıyla 2 maçta süre aldı. 26 yaşındaki forvet oyuncusu Portekiz maçında 19 dakika, Ghana maçında ise 11 dakika süre aldığı karşılaşmalarda gol katkısı sağlayamadı. Maxi Gomez'in Trabzonspor'da 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Uruguaylı golcü oyuncunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro. Abdullah Avcı Trabzonspor'da yeni bir yıldız parlatacak. Naci Ünüvar için tam not. Bordo Mavili'lerin sezon başında Ayakstan kadrosuna kattığı Naci Ünüvar, Süper Lig'in ilk yarısında Abdullah Avcı tarafından istediği şansı bulmamıştı. Fırtınanın Hull City ile yaptığı hazırlık maçında forma giyen Naci, Abdullah Avcı'dan tam not alırken, şampiyon teknik adam Naci Ünüvar'a dair yeni bir karar aldı. İşte ayrıntılar. Trabzonspor'un sezon başında Ajax'tan kiraladığı Naci Ünüvar, takımın Antalya kampında sergilediği performansla teknik direktör Abdullah Avcı'dan olumlu not aldı. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen milli arada Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da, genç oyuncu Naci Ünüvar enerjisiyle ön plana çıktı. Sezon başında Hollanda ekibi Ajax'tan bir yıl süreyle kiralanan genç yıldız, Antalya kampına kadar olan süreçte fazla forma şansı bulamamıştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada milli ara sonrası ve ikinci devrede takımda fazla forma şansı bulamayan genç oyunculara daha çok süre vereceğini işaret etmişti. Gençlere yakın takip. Antalya kampına ligin ikinci yarısı ve uzun vadede oluşturmayı planladığı dinamik kadro için altyapıdan 3 oyuncuyu da dahil eden Avcı, Antalya'da A takım ve altyapıdan katılan genç oyuncuları takibe aldı. Genç yetenekleri daha fazla ön plana çıkarmak, olası transfer ve sakatlık durumları için alternatif oyuncu arayan Avcı, performansıyla umut veren Naci Ünüvar'a odaklandı. Abdullah Avcı'dan tam not. Avcı'nın hazırlık kampında dikkatle takip ettiği oyuncular arasında yer alan genç futbolcu, Hull City ile oynanan hazırlık maçında ilk kez Bordo Mavili forma ile ilk 11'de sahaya çıktı. Genç kanat oyuncusu hem hazırlık çalışmalarındaki enerjisi, hem de Hull City maçındaki hücum ve savunmaya katkısıyla avcıdan tam not aldı. Forma giydiği 9 dakikada asist yaptı. İlk yarıda Süper Lig'de çıktığı iki karşılaşmada 42 dakika forma şansı bulan 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu, oyuna sonradan girerek 9 dakika forma giyebildiği Adana Demirspor maçında bir asist kaydetmişti. Genç oyuncu, UEFA Avrupa Ligi grup elemelerindeki Monaco ve Ferencvaros maçlarında da toplam 28 dakika forma şansı bulmuştu. Adaptasyon için Türkçe öğreniyor. Trabzonspor'a transfer sürecinde Ayaks'tan eski takım arkadaşı olan Stefano Densville'den destek alan genç oyuncu, takım arkadaşı Doğucan Haspolat'ın da katkısıyla takıma ve şehre uyum sağladı. Bordo mavili takımda fazla forma giyebilmek için motivasyonunu yüksek tutarak azimle çalışan Naci Ünüvar, adaptasyonunu hızlandırmak için Densville'in de desteğiyle Türkçe öğreniyor. Arda Akbulut, Trabzonspor'a geri dönüyor. Trabzonspor'un sezon başında Beşmento Bandırma Spor'a kiraladığı yedek kalecisi Arda Akbulut, kulübüyle olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. 15 maçta sahaya çıkamadı. Beçmeanto Bandırma Spor'da toplam 15 maçın 11'inde kadroda olmayan, 4 maçta da yedek kulübesinde bekleyen oyuncu kulübüyle anlaşarak ayrıldı. Beçmeanto Bandırma Spor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel oyuncularımızdan Arda Akbulut ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncumuza bu zamana kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Bordo Mavililerle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan file bekçisi geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla Birlik maçında forma giyebilmişti.